Komşu Bulgaristan'ın Kırcaali ve Yazovir barajlarından kontrollü şekilde su salması nedeniyle taşan Meriç ve Tunca nehirleri üzerindeki tarihi köprülerden ulaşım sadece askeri araçlar ve iş makineleriyle sağlanıyor. Aşırı yağışlar sonrasında taşmaya başlayan Meriç ve Tunca nehirlerinde rekor yükseliş devam ediyor. Bölgedeki etkili olan yağmur sonrasında nehir debileri de yükselmiş durumda. Yağışların devam etmesi sonucu nehirler geçen hafta içerisinde taşmaya başlamıştı. Kısmi bir düşüşün ardından yeniden yükselişe geçen nehirler Edirne'nin etrafını sular altında bıraktı. 1200 metreküpten sonra taşmaya başlayan Meriç Nehri'nde su seviyesi 1500 metreküpü aştı. Nehirlerin taşması sonucu yollar, köprüler, er meydanı, sosyal tesisler sular altında kaldı. Taşkın suları Edirne ile Karaağaç arasında bağlantıyı sağlayan Meriç ve Tunca köprülerinin üzerini de geçti. Bunun üzerine Karaağaç'ın şehir merkeziyle bağlantısı kesildi. Mahalleye sivil araçların geçişine izin verilmiyor. Karaağaç'ta yaşayan vatandaşlarla bu mahalleye gitmek isteyen insanlar askeri araçlarla taşınıyor. Askerler gün boyu karşılıklı seferlerle nehrin karşı tarafına yolcu taşıyor. Bölgede incelemelerde bulunan Belediye Başkan Yardımcısı Selçuk Çakır yaptığı açıklamada bu zarar ve ziyanın bir şekilde tazmin edilmesi gerekiyor. Özellikle belediyemizin dahi yol konusunda bir desteğe ihtiyacı olduğuna ben kişisel olarak inanıyorum dedi. İlginizden dolayı öncelikle teşekkür ediyorum. Tabii ki halkımızı sizin kanalınızla aydınlatıyoruz. Şu an itibariyle verilere gerçekçi olmak anlamında bakalım. 0.8'de ilan edilen değer 1489 metreküp bölü saniye. Bu büyük bir değer. 1500'e yaklaşacak gibi görünüyor. Tabii ki bu değerleri takip ve bize ilan DSİ'nin yetkisinde. DSİ bu anlamda gerçekten duyarlı. Tüm duyuruları bize iletiyor. Valimiz bu konuda önlemlerini gerektiği zaman alıyor. Anons için ve duyurular için bize bildiriyorlar. Bu konuda valiliğimiz, belediye, askeriye, DSİ gerçekten bu kurumlar olmazsa olmazdan Sağlık Bakanlığı'nın ambulansları burada. Bu konuda gerçekten titiz bir çalışma yapılıyor. Başkanımızın da dediği gibi 7/24 bir çalışma yapılıyor. Biraz önce Lozan Caddesi'ne gittik. Lozan Caddesi'nin üzerinde zannediyorum 50 santim civarında bir su hızlı bir şekilde akıyor. Tarım arazilerine gidiyor. Orada bizim bazı trotuarlarımızı ve yol ağızlarımızı açmış durumda. Biraz önce gördüğünüz gibi sizin araçlarımızı gönderdik. Gerekli malzemeleri oraya sevk ettik. Yolun sağlıklı ulaşıma açık durabilmesi için o malzemeleri açılan yerlere yığarak suyun hızını azaltıyoruz ve yolun sökülmesini önlemeye çalışıyoruz. Biraz önce giderken bahçede mahsur kalmış bir vatandaşımız vardı. Onu kepçeyle aldık, kuru yere ilettik. Burayı geldi geçti zannediyorum biraz önce. Bu seyri devam ediyoruz izlemeye. Umarım daha büyük debileri Edirne görmez. Buradan döner. Ama tabii ki bütün zarar ve ziyan bu su gittikten sonra, sel gittikten sonra ortaya çıkacaktır. Umarım önemli bir şey çıkmaz. Afet konusunda tabii ki valiliğimizin düşünceleri vardır, çalışmaları vardır biliyorum. O konuda da bazı önlemler alacağız. Bu zarar ve ziyanın bir şekilde tazmin edilmesi gerekiyor. Özellikle belediyemizin dahi yol konusunda bu anlamda bir desteğe ihtiyacı olduğuna ben kişisel olarak inanıyorum. Bazı haberlere dayanarak bunu resmi ağızdan söylemek çok zor. Biliyorsunuz ülkeler arası bilgileri bile Dışişleri Bakanlığımız kanalıyla teyit etmek gerekiyor. Onun dışındaki duyumlar, hatta sizin oradaki dostlarınızla ya da meslektaşlarınızla haberleştiğinizde aldığınız bilgiler ve duyumlar var. Ama resmi ağızdan bunları bizim söylememiz kesinlikle doğru olmaz. Umarım yukarıda yağmur yağmayacaktır ve yağmayınca da dolu savaktan gelen sular
Ancak bu kadar kalır ve devam etmez. Temennimiz bu yönde. Tabii ki biz de bilgiler alıyoruz ama teyit edilmedikçe bunu paylaşmak yanlış olur. Evet, doğrudur. Görüyorsunuz zaten suyun seviyesi küçük araçların geçmesine el vermiyor. Herhangi bir küçük araç girdiğinde zaten suda kalmış oluyor. Biz çekiyoruz ama tabii ki trafiğimiz de bu konuda biraz önce unuttum zannediyorum. En büyük desteği de onlar veriyorlar. Yol kapamaları, yol açmaları ve araçların yönlendirilmesi onlar tarafından yapılıyor. Onlara da teşekkür ediyoruz ayrıca. Küçük araçlar dediğiniz gibi evet geçmesinde tehlike var ama ulaşımda bir sıkıntı olmadığını hep birlikte izliyoruz ve görüyoruz. Okullarımız dün ve bugün itibariyle tatil edilmişti. Suyun bugünkü seyrine göre zannediyorum İl Hıfzıssıha Kurulu bu konuda da bir karar alacaktır. Yarın da belki okulların tatil edilmesi söz konusudur. Bu tabii ki valiliğimizin yetkisindedir.